Efendim günaydın. Doğru Tercih başlıyor. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Haftamız güzel, mutlu geçsin. Yoğun bir haftanın içerisine gireceğiz. Haftayı güzel başlayalım dedik. Onun için değerli bir konuğumuzu davet ettik. Üçüncü nesil üniversiteleri konuşacağız. Üçüncü nesil üniversite nasıl olmalıdır? Bunu konuşacağız. Değerli konuğumuz Abdullah Gül Üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Sayın İhsan Sabuncuoğlu hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, nasıl olmalı üçüncü nesil üniversite? Sadık Bey, üniversitelerin üç fonksiyonu vardır. Eğitim, araştırma ve üçüncü boyutu dediğimiz toplumsal etki veya topluma katkı boyutu. Birinci nesil üniversiteler 1088 tarihinde başlayan, İtalya'da başlayan üniversiteler tamamen eğitim üniversiteleriydi. 1600'lü yıllarda Humboldt, Almanya'daki Berlin Üniversitesi ile beraber MIT ve Harvard'la da biz araştırmanın da üniversitenin temel fonksiyonlarından birinin olduğunu gördük. Aradan geçen 300-400 sene sonra da artık 2000'li yıllarda ve önümüzdeki belki yıllar içerisinde de üçüncü boyutun öne çıktığını, toplumsal etkinin, toplumsal faydanın üniversitenin temel fonksiyonlarından biri olarak ortaya çıkacağını göreceğiz. Yani bilgiyi yalnızca paylaşmak değil, eğitimde olduğu gibi, bilgiyi üretmek de değil, araştırmada yaptığımız aktarmak gibi, bilgiyi bir teknolojiye çevirmek, bir sosyal bir faydaya çevirebilmek bu. Evet. Üniversitenin görevi bu olması gerekiyor. Peki bunun neresindeyiz? Yahut da Abdullah Gül Üniversitesi bunu nasıl başaracak? Şimdi efendim, bu son 15 senedir aslında üçüncü boyut. Dünyanın en iyi üniversitelerin de yavaş yavaş gündemlerini aldığı ve belli değişimleri yaptıkları bir alan. Biz ise bu yeni akım ve eğilimleri üniversitenin daha kuruluş aşamasında olduğumuz için sistemimizin bir parçası haline getirebileceğiz. Böyle bir avantajımız var. 20-30 senedir, belki de 80-100 senedir kurulmuş bir üniversitenin böyle bir değişim yaşaması oldukça zor. Çünkü bu sistemde öğrenenin işi kolaylaştırılıyor, öğretenin işi zorlaştırılıyor. Aynen, aynen. Yani böyle de bir... Evet, öğretim üyeleri daha çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Doğru. Şimdi Abdullah Gül Üniversitesi için Orta Doğu'nun Harvard'ı desem, doğru mu derim, yanlış mı derim, bir akademisyen böyle olur. Böyle bir hayalimiz var, böyle bir hedefimiz var. Ve o hedefe ulaşabilmek için de sistemimizi kuruyoruz. Şu anki çekirdek kadroyu, üniversitemizin yapılanmasını, ileride dünya standartlarında Türkiye'nin bir markası olacak bir üniversite yaratmaya çalışıyoruz biz. Tabii ki şu anda Harvard mı diye soru sorsanız mümkün değil. Evet, ama ileride inşallah olacak. Şu hani akılları hala kurcalıyor mu? Devlet mi desek, vakıf mı desek, yarı devlet, yarı vakıf mı olsa, yoksa devleti destekleyen vakıf mı var desek? Abdullah Gül Üniversitesi için. Şimdi efendim biz vakıf destekli devlet üniversitesi sözcüğünü kullanıyoruz. Doğrusun. Ama halk arasında da devlet özel diye bir kavram atılmış. Efendim, üçüncü nesil üniversiteleri ayıran temel özelliklerden bir tanesi de, karakteristiklerden bir tanesi de, üniversitelerin kendi ayaklarının üzerinde kalabilmeleri, yani ekonomik olarak bağımsızlıklarını elde edebilmeleri çok önemli bu. Yani üçüncü nesil üniversite aslında tamamen kendini finanse eden, kendi ayakları üzerinde durabilen üniversite demektir. Bu anlamda bizim için vakıf, Abdullah Gül Üniversitesi Vakfı çok önemli. Çünkü yalnızca devletin bize sunmuş olduğu olanaklarla değil, aynı zamanda özel sektörün, hayırseverlerin veya eğitime, bilime önem veren insanların vermiş oldukları desteklerin akıllı bir yatırımla da gelire çevrilmesiyle oluşturulan fonlardan da yararlanmaya çalışıyoruz. Güzel. Şimdi sizin siteye girdiğim zaman bir şey orada dikkatimi çekti. Bilmiyorum hani size de bu geldi mi? Gençlik fabrikası denilen bir şey var. Evet.
gençleri yetiştiren fabrika evet. anlamına mı geliyor? Efendim şimdi eğitim biliyorsunuz bir yaygın eğitimdir, bir de örgün eğitim diye iki ayrı, formal ve formal olmayan eğitim. Çoğunlukla biz üniversitelerde formal eğitimi veririz. Hı hı. Genellikle mesleği sevdiririz, meslekle ilgili teknik bilgileri veririz. Fakat kişinin dünya vatandaşı olabilmesi için, iyi bir dünya bireyi olabilmesi için tek başına yeterli değil. Formal eğitimin yanında kişinin sosyal, kültürel ve entelektüel olarak da iyi yetişmesi lazım. Bizim Gençlik Fabrikası'nın en büyük esprisi bu. Ve ismini de fabrika koyduk. Çünkü hakikaten burada gençleri toplumla, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş ve sanayi dünyasındaki çeşitli yüzlerle bir araya getirerek onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak. Evet. Ama burada el işçiliği yapılacak tabii ki. Evet, yapılıyor. Yani fabrikasyon evet. bir şey değil. El işçiliği yapılacak. Ve bu arada bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bizim gençlik merkezimiz veya gençlik fabrikamız Avrupa ile entegre bir sistem. Dolayısıyla biz Avrupa'nın şu anda Türkiye'deki neredeyse tek temsilcisi konumundayız ve bundan iki hafta önce de Kayseri'de Avrupa gençlik istihdam sorunları üzerine bir sempozyum yaptık. Peki şunu diyen oluyor mu? Ya şu üniversite çok güzel, oraya gitmem lazım ama ya şimdi İstanbul'u veya Ankara'yı bırakıp da nasıl gideyim? Keşke o üniversite burada olsaydı. Evet. Ama üniversitenin yeri orası aslında da. Ne dersiniz? Bunlar var mı yakınmalar? Valla o tür şeyleri yani söyleyenler mutlaka vardır. Fakat şunu unutmamalıyız ki yani Amerika'da da öyle. Yani iyi bir eğitim almak için New York'ta olmuyorsun, Chicago'da illa Los Angeles'ta olmuyorsun. Evet. Hatta Amerika'nın en iyi üniversiteleri genellikle suburblar dediğimiz büyük şehirlerden uzak, çok küçük de değil, çok büyük de değil, insanların Otur. Rahat yaşayabileceği yerler oluyor. Bu anlamda Kayseri aslında çok ideal bir yer. Kesinlikle. Bir de insanı şehir da çok farklı. Da çok o çok iyi. Mükemmel evet. bir şehir hakikaten. Şimdi aylık 2300 TL'ye varan burs öğrencilere. Ücretsiz yurt, tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar, Amerika Birleşik Devletleri'nde dil eğitimi. Bunlar evet. hepsi gerçek değil mi? Tabii tabii. Şu anda öğrencilerimizin bir bölümü Amerika'dalar. Ve hepsine biz en üst sınıftan dizüstü bilgisayar verdik. Ve tüm öğrencilerimizi ev ortamının konforuyla yurt demiyoruz. Öğrenci evlerinde ağırladık, ağırlamaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda da öğrencilerimize iki tür burs imkanı sunduk. Her ikisini de veriyoruz. Bir, kişisel gelişimlerini sağlayacak, diğer üniversitelerin vermiş olduğu gibi cep harçlığı türü bir burs. Bir de Türkiye'de ilk defa bizim geçen sene gündeme getirdiğimiz, şu anda da bazı üniversitelerin de yapmak istedikleri kariyer bursu. Yani hesaplarında bir miktar kapital birikiyor. Her ay hesaplarında biriken o kapital daha sonra mezun olduklarında bu arkadaşlarımızın, gençlerimizin çekirdek sermayesi olacak. Hı hı. Ya iş ve sanayi dünyasına atılırken veya ileride master ve doktora için yaparken, yurt dışına giderlerken. Orada harcayacaklar. Şimdi başka bir özellik daha var. Belki en önemli özellik. Yani bölüm sayısını ve fakülte sayısını fazla artırmadınız. Evet. Yani orada o kaliteyi tutturabilmek için, sağlayabilmek için mi? Yoksa adım adım hani daha sağlıklı gelişebilmek adına mı? Sadık Bey, geçtiğimiz yıl bir seneyi aşkın bir zamandır inanın bana yüzlerce bilim adamıyla, iş ve sanayi dünyasının temsilcileriyle, ARGE müdürleriyle, şirket müdürleri dahil olmak üzere, insan kaynakları yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda arama konferansı, workshop yaptık. Uluslararası birçok insanı davet ettik. Hı hı. Ve oradan bir 2028'e kadar uzanan bir master plan yaptık. Yani bizim her şeyimiz, AGÜ'nün, Abdullah Gül Üniversitesi'nin geleceği inanın bana 2028 yılına kadar, bugünden itibaren 15 sene, yıl ve yıl planlanmış durumda. Hangi yıl, hangi fakülte açılacak, hangi departmanlar açılacak, master mı olacak, yoksa doktora mı olacak, kaçar öğrenci alacak, bununla ilgili bir öngörümüz var. Biz kaliteye çok önem veriyoruz.
Yani Türkiye'de çok sayıda üniversite var. Doğru. Olmaya da devam edecek. Biz ama sıra dışı bir üniversite olmak istiyoruz. Ve bizi de farklı kılacak unsurlardan bir tanesinin kalite olacağına inanıyoruz. Bu kalite standartını tutturabilmemiz için de yavaş, kontrollü bir şekilde büyüyebilmemiz lazım. Peki kalite deyince hani hemen bir şeyler çağrıştırıyor ama bunun içini neyle donatıyoruz? Kalite derken hani laboratuvarlarımız, sanayi, işçiliği, hayır efendim, insan, hocamız. İnsan. İki tane temel unsur öğrenci ve öğretim üyesi. Daha sonra laboratuvarlar ve fiziksel mekanlar. Onlar arkadan geliyor. İnanın bana. Yani gidin bugün Harvard'a, MIT'ye, oradaki binalara bakın. Yani Türkiye'deki üniversitelerin binaları çok daha iyi. Çok daha iyidir. Kesin. Ama oradaki insan kalitesi, yani akademik anlamda insan kalitesi, öğrenci olarak ve öğretim üyesi olarak çok çok iyi. İşte biz onu yakalamaya çalışıyoruz. Çok sistematik bir şekilde iyi öğrenciyi iyi öğretim üyesiyle buluşturabilmek ve bunu da yaparken tabii ki iyi fiziksel olanakları, imkanları da sunmak istiyoruz. Ama bence yani Abdullah Gül Üniversitesi hani Şampiyonlar Ligi'nin birinci torbasına girmesi gereken bir üniversite. İnşallah. Peki dışarıdan gelen öğrenci var mı? Bu sene biliyorsunuz eğitime başladık. İlk öğrencilerimiz hazırlıktalar. Tamamen İngilizce eğitim yapan bir yeriz. Ve şu anda birçok Türkiye'deki üniversitenin de örnek almaya başladığı bir hazırlık müfredatımız nedir var. Çok peki değişik. O örnek? Biz 4 temel dil becerisini ayrı ayrı işleyen, ayrı ayrı derslerle öğreten ve bunun uygulamasını yapan bir eğitim yaklaşımımız var. Tabii bunu yapabilmeniz için küçük sınıflarda olmanız lazım ve çok kaliteli yabancı, yani dili ana dili gibi bilen okutmanlarınız olması lazım. Bizim şu anda zaten okutmanlarımızın %75'i yabancı. Bütün bunlarla beraber öğrencilerimiz bu sene fakülteye geçecekler. Yani fakültelerine gidecekler ve biz bu sene öğrenci almaya başlayacağız. Ve benim ilk kurduğum mekanizmalardan bir tanesi de Uluslararası Ofis ve Öğrenci Değişimi Ofisi. Şu anda çalışıyoruz. Benim hedefim öğrencilerin %20'sinin internasyonel olmasını istiyoruz. Aynı zamanda öğretim üyelerinin de %25'inin yabancı olmasını istiyoruz ki İngilizce konuşulan bir internasyonel ortam ortaya çıksın. Kayseri insanı girişimci bir insandır. Çalışkan bir insandır. Evet. Peki onları da üniversiteye entegre edecek miyiz? Çocuklarımızın girişimci olmaları için. Yapacağız. Zaten yani bulunduğunuz şehirden güç almadan bulunduğunuz şehrin o gizli olan bir takım özelliklerinden yararlanmadan sizin büyüyebilmeniz mümkün değil. Evet. Benim kesinlikle hani gideceğim, okuyacağım şehir olarak, üniversite olarak Abdullah Gül Üniversitesi'nin en baştaki sıraları muhakkak yazardım. Çok teşekkür ederiz. Ben size çok teşekkür ederim. Sağlık. www.agu yani Abdullah Gül Üniversitesi'nin ilk harfleri agu.edu.tr. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.